ETS'den herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. En önemli olan şey bu. Bugün güzel bir yük alacağız. Saatimiz 8'i gösteriyor. Şöyle gece karanlığında korkutucu bir video çekmeye çalışacağım sizlere. Yükümüz orada bizi bekliyor. Hafriyat olarak yükümüzü taşıyacağız. 22 tonluk bir yükümüz var. Reykjavik'e gideceğiz. 170 kilometre falan bir yolumuz var. Tabii daha çok netleşir yükümüzü teslim aldıktan sonra. Şöyle Garðsdalur'dan çıkacağız. Değişik, kıvrımlı, güzel toprak yolumuz var. Buradan ineceğiz. Borgarnes üzerinden geçerek Reykjavik'e, şurada görünen şirkete işimizi teslim edeceğiz. Vakit kaybetmeden yolumuza geçelim. Kontağımızı açalım. Aracımızı çalıştıralım. El frenimizi indirip şöyle oyunun sesini açalım biraz. Geri yanaşacağımız için şöyle 3. kameraya bir çekelim şunu. Hoppa. Biraz daha gel. Hoppa. Tamamdır. Evet, 170 kilometrelik yolumuz göründü. Tırımız çeker, sıkıntı yok. 730'luk. Virajlı yollarımız olduğu için çok da fazla hız yapamayacağız. Yükü şöyle göstereyim. Branda ile kapalı. Kapatılmış yani branda ile. Yükün şeysi görünmüyor. Dışarıdan hafriyat toprağa taşıyoruz. Ama değişik yolumuz var. Şöyle ortasında hani tekerlerin bastığı yerde ot bitmez. Orta kısımdan çıkar ya. Eski yollarda, toprak yollarda. O şekilde yoldan gideceğiz. Bakalım bizi neler karşılayacak. Saat 8 olmasına rağmen hava biraz fazla aydınlık. Neden öyle bilmiyorum. Ama tabii ki de karanlık çökecek. Ona eminim. Retarder'la inelim ki çok fazla hızlanmasın tır. Toz bulutu mükemmel. Hızlandıkça direksiyon tepkisi de artıyor. Gayet güzel aksiyonu var ya. ATS'yi çekmiştik en son Hüseyin'le beraber. Oo, burası keskinmiş. ATS'den sonra ETS'ye girdim. Şu yolu göstermek istiyordum size. Keşfettim burayı. Sıfır kamerasıyla bakıp tabii ki de gitmedim. Allah, hızlandık. Dedim bu yol çekilir. Hemen girdim. Bu arada aracımız çekmiyor. Yol çekiliyor ama aracımız çekmiyor. Hadi baboş. Zorlansak da çekmeyi başardı. Oyunun versiyonu 1.43 ama yine bir güncelleme geldi. Yani nasıl desem, 1.43'ün de artık küsuratları mı diyeyim ne diyeyim, 10, 19 vesaire gibi bir şeyler yazıyordu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim, emin değilim ama ana versiyon 1.43. Birazcık saatimiz geç ilerliyor fark ettiğim kadarıyla. Şimdiye saat 9'u bulmuştu ama 20.09'a çıkmamıza rağmen 20.16 anca oldu. Galiba bunu değiştirmişler. Şu ana kadar da başka bir değişiklik görmüyorum. Tabi sistem optimizasyonu falan yapılmıştır. Hatalar giderilmiştir görünen ama gözle görülür başka bir değişiklik yok. Şurası bayağı keskin. Çok mu yavaş girdik? Çok da fazla hızlı gidemiyoruz ki. Fena sallanıyor. Yol çok bozuk. Düz göründüğüne bakmayın. Keşke biraz daha, madem bu kadar sallanmaya, birkaç çukur, taş eklense daha güzel olurmuş. O zaman biz de aksiyonu artırmak için biraz hızımızı artırabiliriz. Dediğim viraj çıktı. Hoppa. Sıkıntı olmadan dönüyoruz be. Tabii ki de trafik de yok. Bu yolda ama olsa biraz iyiymiş. Trafik paketi 3'e ayarla. Ona rağmen yer yer çok kalabalık ve yığılma oluyor. Onu belki 1'e çeksek burası da dolar biraz ama diğer taraflarda yürümek imkansız olur. Elektrik jeneratörlerini, daha doğrusu akülerini dolduran hidroelektrik santralle mi diyorlar buna? Rüzgar güllerini görüyorsunuz. Sanayi bölgesi, iş bölgesi olduğu için bu tür yerlerde fazla konumlandırılmış. Gayet güzel düşünülmüş. Yalnız yol atıyor ha, onu fark ettim. Viraja hızlı girdiğinizde mesela böyle dönüyorsun ya, tır hop şöyle oluyor, tekrar düzeliyor. Tabii şu an ben yaptım ama o. Bu kadar yol o şirkete mi aitti ya? Kapı varmış burada, bak bunu bak. Görmemiştim de ha. Sıfır kamerasıyla bakarken de görmedim ben bunu. Galiba şu an çıktık yani şirketten. Mantık gereği. Zaten yollar kalabalıklaştı, bakın karşıda ana yol var. Galiba. Ama biz oradan gitmeyeceğiz henüz. Zaten kapalı. Ha, birazdan iniyoruz. O yola iniyoruz. Oh! Daha çok bozuldu. Şurada bir taş yığıntısı yapmışlar. Şuralardan geçince he. Şu aksiyonu merak ediyordum. Dorseye bakın. Güzel. Keşke hep yol boyu böyle olsaydı ama neyse artık. Direksiyon fena titriyor ama. Sola bak. Ha, bunlar kapanmış. Şöyle bakalım. Sağ serbest, sol da serbest, çıkabilirim. Ve düz yola çıktık. 153 kilometre yol var. 170 17 kilometre gelmişiz bu toprak yolu. 22 ton olduğu için biraz geç hızlanıyor. Gireriz ya, sıkıntı olmaz. Retarda çektim ama çok keskin değilmiş viraj. Bu arada PUBG'yi oynuyorum. Ama tabii ki Allah 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 devriliyorduk. Atıyor. Yükümüz ağır olduğu için hızlı giremiyoruz. Alır diye tahmin ettim ama neyse, tırı devirmeden kurtardık. Ya bir yol verin be. Dur ulan. Neyse, PUBG'yi oynuyorum. Ama eğimim CS'deki kadar iyi olmadığı için ya da mobil'deki kadar iyi olmadığı için biraz gelişmeye ihtiyacım var. Bunu geliştirmek için güzel bir mod vardı. Antrenman modu. Yapay zekalardan, yani botlardan oluşuyordu. Fakat o da sınırlıymış. 10 tane oynayınca bitti. Çok güzel kendini geliştirebileceğim bir mod aslında ama neden kısıtlı yapmışlar anlamadım. Sonra bir mod daha keşfettim. Antrenmanda, antrenman modunu değil, normal modda, yani normal oynama seçeneklerinde serbest mod var. O da günde 3 taneye kadar izin veriyor. 12 gerçek kişi, 88 yapay zeka ile birlikte oyuna giriyoruz. O şekilde bot da denk geliyor, gerçek kişi de denk geliyor. Fakat bu oyunun en temel prensibi mi diyeyim, püf noktası mı diyeyim, kırıldığı alan nokta mı diyeyim, ne diyeyim bilmedim. Ses kasma. Ses kasma ama bu sefer adam eğilmiş, geliyor, gram zırnık ses duyulmuyor. Hani diyeceksiniz nasıl duyulmuyor ya, bizde duyuluyor diyenler olur. Ya duyulmuyor, ben de bilmiyorum. Eğilerek gelene duymuyorum. O şekilde ölüyoruz. Yeni tır geçti. Arası vardır biraz. Bakmadan atladım. Evet. Gelen de yokmuş zaten. Bakalım biraz daha gelişelim de. Ya, gelir demiyorum ama belki bir ihtimal onu da çekebilirim. Şöyle farlarımızı açalım da. Çok az vuruyor ama olsun. Daha sırada çekilecekler de var zaten. Daha şimdi aldım ya. Ne zamanında oraya varman gerek? Ne kadarmış ki bunun süresi? Oyalanmadık da. Allah Allah. İşte bu bir oyunun bug'ı mı acaba? Son gelen güncellemeden sonra vakitlerini mi kısmışlar? Ne, anlamadım. Bilenler yoruma yazabilir mi? Bu ne iş? İlk defa girdim. Güncellemeden sonra niye bu kadar kısa bunun süresi? Neyse, onu diyordum. Simülasyon oyunları var daha. Gas Station simülatörü, benzin istasyonu işlettiğimiz, hani harabe, terk edilmiş bir yapıyı temizleyerek, boyayarak güzelleştirdiğimiz bir simülasyon oyunum var. Çok hoşuma gidiyor ama daha önce YouTube'dan videolarını izledim. Dedim ki üf, ne efsane oyun bu. Herkes çabuk bitmesinden şikayetçi ama şu an galiba güncelleme ile birlikte şey gelmiş. Car wash Yani araba yıkama. Bakalım, çekeceğiz inşallah. Oyun güncellendikçe özellikler ekleniyor. Onu da satın aldım tabi. Viteste olmadığı için ekstra bir duraklatma sağlamadı retarder. Akranes, Akranes sağ diyor. Biz tabii ki de soldan devam ediyoruz. 64 kilometre yolumuz kaldı. Gas Station Simulator'a başlayacağım ama az kaldı. Şu yolu da göstermek istedim sizlere. Bu videodan sonra büyük ihtimal bir özlemişsinizdir. Bir peronlu otogar daha yaparız. Ben de özledim çünkü. Ondan sonra başlarız diye umuyorum. Gas Station'a. Çok kalabalık, sollayamam. Hızlamamız için 11 yetmedi. Öfe burger sabahı ya. Ne bu ya? Bir ülke sınırına girdik. Fark ettim onu da. O isim neydi öyle? Yürüyün la. Solla. Sollayamaz ki. Dursaydın ya. Hvalfjordur diye bir yer. Değişik isimleri var. Promot. O zaman ben seni sollayayım mı? Dedim, gaza bastı. Şimdi kavşak. Fren atacak. Ya ne duruyorsun? Tır bile akıyor, baksana. Gitti orada durdu. Yolu biraz düz buldum, basacağım. Gerçi 16-15 kilometre falan yolumuz kaldı ama. Reykjavik, Keflavík düz. Keflavík mi, Keflavík mi? Oo. Olmaz. Buradan geçmem lazım benim. Yapacak bir şey yok. Ha, biz dönecekmişiz ya. Neyse, hayır. Tamam, düz. Navigasyon bir kafayı yedi bak ya. İleriden, normalde de ileriden. Düz gösteriyordu, o yüzden devam ettim zaten. Dönecek. Keflavík diyor ama Reykjavik'teyiz. Demek ki bulunduğu kasabanın ismi öyle. Şöyle yoncamızdan dönelim. Lütfen yatma. Güzel. Yükümüzü teslim edelim. Geldik zaten. Reykjavik C. Buradan da sağa. Yükümüzü bırakalım. Enter. Acelem var geç dedim. Onayla. Hemen göster. Devam et. Sür. Kontağımızı kapatalım. El frenimizi çekelim. Evet arkadaşlar, abone olmayan kullanıcılar lütfen abone ol butonuna tıklayın. Videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı geldiğinde haberdar olmak için bildirimleri tümü haline getirirseniz anında bildirim alabilirsiniz. İnşallah videomu da beğenmişsinizdir. Lütfen beğene basmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.